أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok aziz izleyiciler, Cenab-ı Hak vücutlarınıza sıhhat ve afiyet ihsan eylesin. Rabbim ömrünüzü, kazancınızı bereketli eylesin. Gecenizi hayırlı eylesin. Bu akşam sizinle meleklere iman üzerinde bir sohbet paylaşacağım inşallah. Melekler farklı suretlerde olabilen nurani varlıklardır ama biz o varlıkları duyularımızla algılayamayız. Yani normal bir meleği melek halinde göremeyiz. Fakat varlıkları imanımızın gereğidir. Her akşam yatsı namazından sonra okunan Âmenen Rasûlü diye başlayan Bakara suresinin son 2 ayetinde mesela Cenab-ı Hak bize der ki Âmenen Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi. Yani Peygamber Efendimizin de müminlerin de Allah'a, meleklere, devamında diğer iman esasları da var, iman ettiklerini bize bildirir. Bu bir iman esasıdır. Nisa suresinin 136. ayet-i kerimesinde de yine diğer bazı iman esaslarıyla birlikte meleklere imandan da bahsedilir. Daha doğrusu melekleri de kabul etmeyenlerin büyük bir sapıklık, sapkınlık, dalalet içerisinde olduğu haber verilir. Diğer taraftan iman esasları ile ilgili olarak birçok hadis kitabımızda yer alan ve genelde Cibril hadisi diye maruf olan bir hadis-i şerif vardır. Bu hadisi Müslim'deki rivayetini esas alarak şöyle takip edersek orada da meleklerin geçtiğini göreceğiz. Aynı zamanda meleklerle ilgili olarak da bir bilgi elde etmiş olacağız. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, rivayet ediyor babası Hazreti Ömer'den. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimizin yanına sanki uzak bir yolculuktan geliyormuş gibi ama üzerinde hiçbir böyle emare olmayan, beyaz elbiseli, efendim çok temiz birisi geldi, onun önüne diz çöktü, oturdu, ellerini dizlerine koydu ve Peygamber Efendimiz'e soru sordu. İlk sorusu, Ya Muhammed, ehbirni anil İslam. Ey Muhammed, bana İslam'dan haber ver. Yani İslam nedir? Onu sordu. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem imanın esasları diye bildiğimiz hususlar orada ifade etti. Yani en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun peygamberi olduğuna şehadet etmen ve tukimes salate namazı kılman ve tü'tiyez zekate zekatı vermen ve tesume Ramazan ayında oruç tutman ve tehuccel beyt ve beyti Kabe'yi de tavaf etmendir inistata'te ileyhi sebila imkanın varsa. Tabii bunlardan 2 tanesi özellikle maddi imkanı gerektiriyor. Birisi zekat, birisi de hac. Sonra soruyu soran Peygamber Efendimiz'e doğru söyledin dedi. Tasdik etti söylediğini. Hazreti Ömer diyor ki biz tuhafımıza gitti. Yani bir insan hem soru soruyor hem de karşıdakinin sorusunu, cevabını tasdik ediyor. Doğru olup olmadığını ifade ediyor. Bu çok alışılan bir şey değil. Peşinden ikinci bir soru soruyor ve diyor ki فَاَخْبِرْنِي عَنِ الْا۪يمَانِ Bana imandan haber ver, imanı anlat, iman nedir? O zaman da Peygamber Efendimiz onun bu sorusuna cevaben diyor ki اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ Allah'a iman etmendir. Ve melâiketihi. İşte orada da geçiyor. Meleklerine iman etmendir. Ve kütübihi, kitaplarına iman etmendir. Ve rusulihi, peygamberlerine iman etmendir. Vel yevmil ahiri, ahiret gününe iman etmendir. Ve tu'mine bil kaderi, hayrihi ve şerrihi. Kadere, onun hayrına ve şerrine iman etmendir. İşte bunlar biz amentü diye bildiğimiz, daha çocukluktan itibaren ezberlediğimiz bir metnin içerisine de yerleştirilmiştir. Burada da görüyoruz ki meleklere iman esaslarının içerisinde sayılmıştır. Sonra "Ehbirni anil ihsan", ihsan nedir diye onu soruyor gelen şahıs. Onun cevabı veriliyor. Sonra "Ehbirni anis sa'a", kıyameti soruyor. Kıyameti sorduğu zaman Peygamber Efendimiz diyor ki, bu soruya muhatap olan soruyu sorandan fazla bir şey bilmiyor. O zaman alametlerini soruyor ve daha sonra o kayboluyor. Hazreti Ömer diyor ki biraz yürüdük bir miktar. Sonra Peygamber Efendimiz dedi ki, ya Ömer, etedri menis sail. Biliyor musun soruyu soran kim? Hazreti Ömer de Allahu ve Resuluhu e'lemu diyor. Sahabe-i kiramın birçok soruya böyle bir cevap verme adeti vardı. Peygamber Efendimiz de böyle sorular sorardı bazen. Onların dikkatini çeker, sonra cevabı verirdi. Yani Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verdi Hazreti Ömer. Peygamber Efendimiz dedi, fe innehu Cibril. İşte o Cibril, Cebrail. Etâküm yuallimukum dîneküm. Size dininizi öğretmek üzere geldi. Yani burada Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın sorularına cevap verirken yanındakiler de dinlerini, İslam'ı, imanı, o dinin ihsan anlayışını öğrenmiş oluyorlardı. Burada işte meleklerin şunu görüyoruz ki melekler asli suretlerinde görülemezler ama başka suretlere, başka şekillere girebilirler. Mesela bir insan şeklinde de olabilirler. Cebrail aleyhisselam'da bu hadiste anlıyoruz ki insan şeklinde bu sefer geldi, sahabe-i kiramın yanında Peygamber Efendimiz'le bir insan gibi görüştü. Buna benzer yine meleklerin mesela Hazreti İbrahim'e geldikleri anlatılır. Hazreti Lut'a geldikleri anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Lut kavminin helakinden önce Hazreti İbrahim'e gelirler. Orada Hazreti İbrahim bir insan olarak görür. İnsan gibi davranır. Daha sonra hakikat kendisine haber verilir. Hazreti Lut'ta buna benzer olaylar vardır. Sevgili izleyiciler, melekler Hazreti Adem yaratılmadan önce var olan varlıklardır. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce Bakara suresinde ve Kur'an'ın birçok yerinde bize anlatılır ki Cenab-ı Hak meleklere bir insan yaratacağını bildirir. Ve izgâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, meydana getireceğim. Melekler arasında geçen konuşma vardır. Ama neticede şunu buradan da anlarız ki melekler her şeyi bilmezler. Onlar da Allah'ın kendilerine bildirdiklerini ancak bilirler. Melekler nurdan yaratılmışlardır. Bir cinsiyetleri yoktur. Yani müşrik Arapların arasında melekleri dişi olarak veya Allah'ın kızı olarak düşünenler, böyle bir anlayış, böyle bir algı vardı. Böyle bir algıyı zamanımızda da bazı tasvirlerde, bazı olaylarda, bazı anlatımlarda görebiliriz. Kur'an bunu reddeder. Meleklerin erkekliği, dişiliği yoktur. Onlar tamamen Cenab-ı Hakk'ın emrinde varlıklardır. Yani insanlara irade hürriyeti verilmiştir. İyi tarafa, kötü tarafa gidebilme, meyletme imkanları vardır. Ama melekler böyle değildir. Melekler sırf Allah tarafından kendilerine tevdi edilen görevler neyse o görevleri yaparlar. Meleklerin kanatlarının olduğu Kur'an-ı Kerim'de de ifade edilir. Ama onların kanatları nedir, nasıldır, ne şekildedir? Bunlarla ilgili herhangi bir bilgimiz, herhangi bir gördüğümüz bilgi yoktur. Geçmişten de bize nakledilmemiştir. Melekler iyilerle beraberdir. İyi insanlarla beraberdir. Onun için mesela Fussilet suresinde Cenab-ı Hak bize Rabbunallah, bizim Rabbimiz Allah'tır. Sümmestekamu, sonra da istikamet üzere olurlar. Dürüst, düzgün, doğru bir hayat yaşarlar. Dedikten sonra diyor ki işte böyleleri diyor Allah, tetenezzelu aleyhimul melaike. Melekler onlara iner, onlara gelir. Bazı rivayetlerde bazı alimlerimiz bunun ölüm öncesinde olduğunu da söylerler ama ölüm öncesinde de olabilir, dünyada da olabilir ve derler ki "Ellâ tehâfû ve lâ tehzenû." Korkmayın, üzülmeyin. Ve ebşirû bil cennetilleti kuntum tu'adûn. Müjdeler olsun size vaat edilen o cennet. Sonra nahnu evliyâukum fil hayâtid dünya ve fil âhire. İşte burası. Yani biz sizin velileriniz dünya hayatında da ahirette de. Nahnu evliyâukum fil hayâtid dünya ve fil âhire. Dünyada da ahirette de melekler iyilerin velileridir. İyilerin yanındadır. Onları takip ederler. Kanatlarıyla koruma altına alırlar. Mesela zikir erbabı, Allah'ın anıldığı, Allah'ın anlatıldığı, Allah'ın dininin, peygamberlerinin, peygamberinin anlatıldığı meclisler, böyle meclisleri de melekler takip ederler özellikle. Bunu bize hadis kitaplarımızdan Buhari Kitab-ı Deavat'ta şöyle haber veriyorlar. Melekler yollarda dolaşırlar ve yeltemisûne ehle zikr. Zikir ehlini ararlar. Onları buldukları zaman birbirlerine derler ki helummu ila hacetikum. Gelin aradığınız şeye, sizin ihtiyacınız olan o aradığınız şey burada. Sonra onları diyor Peygamber Efendimiz kanatlarıyla yerden göğe kadar kanatlarıyla kuşatırlar. Sonra Cenab-ı Hakk'ın huzurunda oldukları zaman hadis-i şerif devam ediyor. Cenab-ı Hak en iyi bilen insanların hali ne odur ama yine de onlara sorar, meleklere sorar. Der ki, "Ma yekulu ibadi." Kullarım ne diyor? Onlar da derler ki, "Yusebbihûneke ve yukebbirûneke ve yahmedûneke ve yumeccidûneke." Yani seni tesbih ediyorlar, tekbir ifadelerini ifade ediyorlar, hamd ediyorlar sana, seni temcid ediyorlar, yani senin yüceliğini, ululuğunu ifade ediyorlar. Sonra Cenab-ı Hak meleklere der ki, beni gördüler mi? Hel ra'avni. Onlar da dediler ki, hayır ya Rabbi, vallahi seni görmediler. Peki ya beni görselerdi ne olurdu? Seni görselerdi eğer, daha fazla ibadet ederlerdi. daha fazla hamd ederlerdi. Daha fazla sana tazim ederlerdi. Daha fazla tesbih ederlerdi derler. Sonra Cenab-ı Hak meleklere der ki benden ne istiyorlar? Onlar der ki senden cenneti istiyorlar. Cenneti gördüler mi? Görmediler ya Rabbi. Görselerdi ne olurdu? Halleri nasıl olurdu diye Cenab-ı Hak yine bildiği halde onlara sorar. Onlar da derler ki görselerdi cennete olan istekleri çok daha fazla olurdu. Daha fazla isterlerdi. Sonra Cenab-ı Hak sorar meleklere. Neden sığınıyorlar? Bana sığınıyorlar. Neyden? Hangi şeyden? Onlar da derler ki cehennemden sana sığınıyorlar. Gördüler mi? Görmediler ya Rabbi. Görseler nasıl olurdu? Görselerdi daha fazla sığınırlardı. Derken meleklerin içerisinden bir tanesi der ki bunlar, bu ehli zikir var ya, bunların içerisinde bir adam var, bu onlardan değil. O bir başka maksatla onların arasına, bir ihtiyacı için innemâ câe li hâcetin, onun için geldi. Ona karşı da Cenab-ı Hak der ki onlar iyilerle oturuyor oda, orada birlikte oturuyorlar. Dolayısıyla ona da böyle bir muamele yapar. Bunlarla beraber oturan mutsuz olmayacak anlamında la yeşka bihim celisuhum ifadesini kullanır. Bunu bize Buhari'de Peygamber Efendimiz anlatır. Yine Peygamber Efendimiz'in anlattığına göre her gün 2 melek dua eder. Bunların duası şudur. Allahümme e'ti münfikan halefa. Ya Rabbi infak edene, senin yolunda verene halef ver. Yani o verdiğinin yerini tutacakları ver. Ve diğeri de der ki Allahümme e'ti mümsiken telefa. Ya Rabbi vermeyip tutana da telef ver. Cenab-ı Hak onun yolunda verenlerden eylesin. Rabbim malın, mülkün, servetin, sıhhatin, aklın, zekanın, gücün, kuvvetin, her şeyin ona ait olduğunu bilenlerden ve şükredenlerden ve bütün bunları onun yolunda kullananlardan eylesin inşallah. Melekler içerisinde bazılarını da isim olarak biliriz. Genel olarak bunları söyledikten sonra daha çok büyük melekler hangisi diye bir soru sorulur ve 4 tane melek sayılır ki birçoğumuz bunları biliriz. Bunların içerisinde en önemlisi, belki de birinci sıradaki Cebrail aleyhisselamdır. Hani biraz önce Peygamberimizle olan konuşmasını Hazreti Ömer'den bir rivayet olarak nakletmiştik. Cebrail aleyhisselam bunun dışında da peygamberlere vahiy getiren melektir. Ondan ruh diye de bahseder Kur'an-ı Kerim. Tenezzelül melâiketu ve ruhu. Kadir Gecesi ile ilgili olarak da melekler zikredilirken ruh da gelir, iner der Cenab-ı Hak ve ruhtan maksadın Cebrail olduğu önemine binaen ayrıca zikredildiği söylenir. Cebrail gibi böyle isimli bildiğimiz bir başka melek de Mikail'dir. Mikail aynı zamanda rahmet meleğidir. Yağmur ve benzeri olaylarla, bitkilerin bitirilmesi, onlarla ilgilenir. İsrafil bir melektir. Onun da Kur'an'da kıyamet sahneleri anlatılır. İsmine yer verilmez ama birisinin sura üfleyeceği söylenir. İşte onun İsrafil olduğunu hadislerden anlarız. Bir de ölüm meleği vardır. Genelde bizde dilimizde Azrail diye meşhur olmuştur. Kur'an ona Melekül Mevt der. ölüm meleği, o da bir melektir, asla kötü birisi değildir yahut da yani korkulacak birisi değildir. Nihayet o da Allah'ın bir meleğidir, o da vazifesini yapıyor. Ayrıca kiramen katibin diye Kur'an'da da ifade edilen, hep bizimle beraber olan, amellerimizi, davranışlarımızı kayıt altına alan melekler vardır. Bunlar da bizim hayatta ne yapmışsak hepsini kayıt altına alırlar ve neticede bu kayıt karşımıza ahirette çıkacaktır. İkra kitabek kefâ bi nefsikel yevme hasîbâ. Oku kitabını, bugün sana hesap görücü olarak o yeter diyecektir Cenab-ı Hak. O günde kitabını sağdan alanlardan eylesin Cenab-ı Hak. O da sağdan alanlar çok mutlu olacaklardır. İyilere böyle verilecektir. Diğer ayet-i kerimelerde bununla ilgili var. Biz hem bu duamızı tekrarlayarak bir dua ile sohbetimizi tamamlayalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakim üzere yaşayanlardan eyle. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemi örnek alan, onun izinden gidenlerden eyle. Ya Rabbi, melekler daima bizimle, onlar bizim hayatımızı daima tespit ediyorlar. Bizi yarın kitabımız, amel defterimiz elimize verildiği zaman mahcup olanlardan eyleme ya Rabbi. Sevinenlerden eyle ya Rabbi. Kitabımı okuyun diye o amel defterini başkalarına gösterenlerden, takdim edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri senden başkasına muhtaç eyleme. Senden başkasına el açtırma. Dünyada iyilerle beraber eyle. İyi insanlarla beraber eyle. Sana şükredenlerden eyle ya Rabbi. Seni hep zikredenlerden, hatırda tutanlardan eyle ya Rabbi. Helaldan kazananlardan eyle ya Rabbi. Helale harcayanlardan eyle ya Rabbi. Haramı bizden uzak eyle ya Rabbi. Neslimizden uzak eyle ya Rabbi. Senden hep güzel şeyler, iyi şeyler isteyenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Zihinlerimize açıklıklar ihsan eyle. Evladı olmayanlara hayırlı, güzel evlatlar nasip eyle. Evladından sıkıntısı olan, sıkıntı çekenlere, onların da evlatlarını hayırlı eyle. Onları ıslah eyle. Anamızı, babamızı, komşularımızı, hocalarımızı bizden razı eyle ya Rabbi. Yolunda daim eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin.